Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Indie Kitchen konusunun 3. kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bugün describing a process, yani bir sürecin nasıl tarif edilmesi, asking questions about cooking, pişirmekle alakalı soruları sormak ve identifying cooking types, yani pişirme çeşitlerinin tanımlanmasını göreceğiz. Ve LGS'de de bu konuyla alakalı sorular geliyor. Geçen seneki sözel bölüme baktığımızda İngilizce kısmında 2023'te soru geldi. 2024'te de mutlaka soru gelecek. Hem bu diyalog sorularında hem de şu tarz, bak mesela diyor ki nerede, şuradan göstermek istiyorum, şu sayfayı şöyle çevirelim, invitation diyor. Ha, bak, ask Pete, he knows how to make a tomato sauce. Chop the tomatoes and fry them in a pan. Yani burada bir domates sosunun hazırlanması sürecindeki kelimeleri bilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla biz burada describing a process, yani bir pişirme süreçlerini iyi bilmemiz lazım. Ama İngilizce'deki en önemli şey arkadaşlar, şunu söyleyelim ki Tonguç'um, sen de biliyorsun. Bol bol kelime. Kelime bilmediğin zaman yapamıyorsun arkadaşım. O yüzden mutlaka kelime öğrenmemiz gerekiyor. Bizler Tonguç Cup'ta ikinci sezon, yani ara tatilden sonra artık biliyorsunuz ikinci sezona geldik. Burada yine Supersonic'ten test 13, test 14, test 16'yı sizlere ödev veriyoruz. Yine Dinamo'da 66-77 arası. Tüm derslerde Indie Kitchen'ı ödev veriyoruz, yani test 5'i. Birinci testi, ikinci ödevini değil arkadaşlar. Bir de tabii ki Zoru Bankası'da test 9'u ödev veriyoruz. Diyebilirsiniz ki hocam niye bu kadar çok ödev veriyorsunuz? Çünkü arkadaşlar LGS'de bizim karşımıza soru gelecek. Bol bol soru çözdüğümüzde ve aynı zamanda bu sorularda kelimeleri pekiştirdiğimizde LGS'de hiçbir soruyu kaçırmayacağız. Dersimizin sonunda da bir challenge var. Onu da kaçırmayın arkadaşlar. Yani bir meydan okuma tatlı uygulamasından. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin ve güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Tonguç Cup'a nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Cup'a katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Cup sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Cup'a bekliyoruz. Sequence words, yani sıralama sözcükleriyle bakıyoruz. Consequence sonuç demek İngilizce'de. Sequence ise sonuçlama, sıralama cümleleri. Şimdi first, next, then, after, that, finally gibi kelimeler var. Burada şunu bileceğiz. Birincisi, ilk başta sen merdivenlere çıkarken ilk basamaktan başlarsın Tonguç'um, son basamaktan başlarsın. Son basamaktan başlarsın. Saçmalama oğlum, önce buraya basman lazım, sonra buraya, sonra buraya. Yani böyle ayağın olamaz ki. Dolayısıyla ilk başta atacağın adım first olsun, tamam Tonguç'um. Daha sonrasında yukarı çıkmak için next yapıyoruz. Sonrasında then yapıyoruz. Ardından after that, bundan sonra. Ve en sonunda da zirveye bayrağımızı dikiyorsun ve finally diyoruz Tonguç'um, bu kadar basit. Şimdi burası çok önemli. Sen first, next, then, after that, finally nerede kullanacaksın? Nerede kullanacağım? Mutfakla bunun ne alakası var diyorsun değil mi? Ya ben bunları ne yapmayacağım? İlk başta, sonra, daha sonra, ondan da sonra ve en sonunda kelimeleri ben nerede kullanacağım? Birincisi sınavlarda karşına çıkacak bu. Sınavlarda sana next'le then'in yerini ziyade ilk başta first'ün geleceğini, en sonra da final'ın geleceğini soruyorlar. Bunu bil bir. Aynı zamanda bunu nerede kullanıyorlar biliyor musun Tonguç'um? Mesela bir pasta tarifinde veyahut da bir ne demiş? Cheese omlet, yani peynirli omlet tarifinde bunu sana soracaklar. O yüzden hemen gel bakalım, sorumu soruyorum sana. Birinciye ne gelecek? First mi? Bir ne? İlk başta bir gelir hocam. Bir first gelir. Yani. Harikasın. First diye yazıyoruz buraya. İlk başta first geleceğini sana sınavlara sorarlar. En sonuncuya da final geleceğini, yani şuraya da final geleceğini hemen en baştan yazın. En dangozu bilebilir hocam. En dangozu bilebilir değil. Adamlar bunu soruyor. Sen dangoz musun? Bunu insan... Evet hocam. Ya, tamam dangozsun ama sen dangozsun. Yani İngilizce söylemen lazım birincisi. İkincisi Tonguç'um, first ve finally insan unutuyor. Çünkü sen Türkçe var, matematik var, fen var, İnkılap. 50 tane ders var ya. O ben dersi... nasıl atayım? Her şeyin bir hocası var. Ben her şeyi biliyorum. Aynen aynen. Dolayısıyla bir anda unutabiliyorsun Tonguç'um. Bu normal insanın yaşadığı bir problem. İnsanlar bir hoca bir dersi bilmek zorunda. Ben niye bütün dersleri bilmek zorundayım? Harika bir açıklamada bulunuyorsun. Doğru. Bir öğretmen sadece... Her sınavdan 100 alamam ki. Mümkün değil. Aynen. Zaten her sınavdan 100 alamıyorsun. Bunu biliyoruz. Artistik yapma. Şimdi dolayısıyla burada bilmemiz gereken şey, bu kadar basit bir şey bile bize sorabilirler. Ya bu ne ya falan demeyin. Mutlaka aklınızı tutun diyorum Tonguç'um. Put some butter, biraz tereyağı koyalım. Yine pan, bir tavan içine tereyağı koyalım. And put it on the oven. Oven nedir Tonguç'um? Yani
fırına koyuyorsun böyle. Koydum fırına. Ardından ne yapıyorsun yani? Ocağa koyuyorsun. Next sonrasında ne yapacaksın? Crack the eggs. Yani yumurtaları crack the eggs in a bowl. Yani bir kasenin içine doğru kıracaksın yumurtaları. And add some salt. Birazcık tuz eklemen lazım. Yani şimdi birincisi peynirli omlet yapman için paran olması lazım. Paran yoksa bunları hiçbirini yapamazsın. Gideceksin bir tereyağı alacaksın, tava alacaksın, işte ne bileyim peynir alacaksın. Bunlar bir. Sonra ilk başta tereyağını tavaya koyacaksın. Fırında, o ocakta ısınacak. Sonrasında yumurtaları kıracaksın bir kasenin içine. Ve birazcık o kasenin içinde kırılmış olan yumurtalara tuz ekleyeceksin. Then sonrasında, then diyoruz. Ne yapman lazım? Beat them with a fork. Pour into the pan. And ne yapman lazım? Cook. Pour into the pan. And pour into the pan. Pan'i yazmayı unutmuşum. Özür dilerim Tonguç'um. And cook. Şimdi burada ne dedik? Bir tane çatalla onları ezeceksin böyle. Beat vura 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 ezeceksin. Yani çırpmış gibi. Pour yani dök into the pan. Tavaya dökeceksin. Ve pişirmeye başlayacaksın. Tavada da böyle hafiften tereyağı böyle hafiften kızarmıştı hatırlarsan. Sonra ne olacak? After that bundan da sonra artık dördüncüye geldik. Dördüncü madde geldik Tonguç'um. After that add grated cheese. Grater neydi? Rendeydi. Grate neydi? Rendelemekti. Grated da rendelenmiş peyniri on it. Rendelenmiş peyniri onun üzerine dökeceksin. And fold it half. Birazcık böyle yarım ısıt diyor. Finally en sonunda da serve it immediately. Onu sıcak bir şekilde hemen servis et diyor. Şu anda lezizül aziz peynirli omletin hazır. Üzerine pul biber dökebilirsin. Bunu yazmadık. Bu bizim özel bir tarifimiz. Ama kesin olan bir şey varsa buradan senin bileceğin şey şu. Peynirli omlet ya da herhangi başka bir yiyeceği yaparlarken en başa first, en sona final geleceği bileceksin. Burada next, then ve after that sıralamasını da aklında tutmalısın Tonguç'um. Gelelim bununla alakalı bazı önemli sorular. Important questions. Şimdi ben sana bir soru sorayım Tonguç'um. Sen de bana cevap ver. Buyurun hocam. Do you prefer cooking pizza or pasta? Yani pizzayı pişirmeyi mi seversin yoksa makarna pişirmeyi seversin? I usually prefer karnıyarık. Ne diyorsun oğlum karnıyarık? Pardon hocam pasta diyelim. Tamam ama I usually prefer. Ben pasta çok seviyorum hocam. Pastayı yerken böyle kremaları bulaşıyor suratıma. Çok güzel oluyor. Oğlum bu pasta o pasta değil. Buradaki pastadan kastımız makarna. İtalyanlar makarnaya pasta diyorlar. Biz ise pastaya makarna diyoruz. Yani yazıklar olsun. Ne kadar saçma bir şey. Saçma sapan insanlar. Neyse sıkıntı yok. Burada senin cevabın da biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. I usually prefer pasta diyorsun ama cooking'le sorduğu için sen de I usually prefer cooking pasta diye verirsen ne cevabı... Ne cooking hocam? Cooking pişirmek Tonguç'um. Makarna pişirmeyi seviyorum diyeceksin. Şimdi başka bir soruyum. How do you serve you? Bak seninle alakalı bir soru gelmiş. Efendim hocam? Cacıkla alakalı bir soru gelmiş. Şimdi... Benim beynime cacık diyorlar hocam genellikle. Yani ben senin beynine değil de senin ayranla karıştırılmış haline cacık diyorum daha çok. How do you serve cacık? Cacığı nasıl servis edersiniz demiş. Sen cacığı nasıl servis edersin? Gerçi senin için yamyamlık ben olacak. Ben genellikle takım elbise içerisinde kendimi servis ederim. Çok güzel. Gerçekten misafirin karşısına çıkarken kaliteli, şık ve elegans olmak. Soğuk servis. I serve it cool. Hayır, I serve it cool değil de cold dememiz daha doğru. Cold. Cold. Peki... How do you, balığı nasıl pişiriyorsun Tonguç? How do you cook fish? Balığı ben hocam ilk başta böyle bir benim özel solüsyonum var hocam. Ona yatırıyorum. İki gün beklettikten sonra. Solüsyona yatırmak mı? Oğlum balık kokar yiyorsun. Üzerine baharatlarımın karışımını serptikten arkasından hocam güzel bir şekilde fırına veriyorum. Ama en az kağıtla kaplayıp 18 saat yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Oğlum sen bundan çok elitsin sonra, yani. Hocam ben kaliteli bir hayatım var. Güzel. O zaman I cook it fried yani kızarmış yiyorum diyebiliriz. Ben senin anlattıklarını uzun uzun yazarsam buraya sığmaz ama gerçekten son derece elit, Rote de Chambre giyecek kadar kaliteli bir insan, bir aşçı olduğunu anladım. Şimdi gel bakalım types of cooking'e bakalım. Yani pişirme yöntemlerine. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bu kelimeleri bir önce Türkçesini hatırlayalım. Sen de bunları bir bil bakalım. Boil ne demek Tonguç'um? Boil kaynatmak demek. Harikasın. Roast neydi? Fırınlamak demek. Çok güzel. Steam? Buharda pişirmek. Harikasın. Fry? Kızartmak. Grill. Hocam. Izgara. Fry yağda kızartmak. Grillde ızgara. Grillde ızgara. Harikasın. Son bir şey daha söylüyorum. Bake. Bake de fırına vermek. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Şimdi biz buradaki kelimelerin yanına bu fiilleri koyacağız. Yumurtalar, patatesleri diyelim ki boil diyelim. O zaman boiled diyebilirsin. Yani kaynamış yumurta veyahut da haşlanmış patates diye kullanabilirsin. Chicken ise. Roast. Harikasın. Roasted chicken. Roasted chicken diyebiliriz. Başka? Steamed vegetables. Evet, sebzenin vitamini, sebzenin şeyi gitmesin diye nedir onun adı? İç özgüveysleri.
Yani kendine ait o değerli besinleri gitmesin diye biz bunları steam, yani buhar yapıyoruz. Peki potatoes, yani patatesler... Fried fish. Evet, fried fish or potatoes diyoruz. Fish and chips. Yani niye? Kızarmış, lezzetli. Meatballs, köfteler ve... Sen köfteyi çok seviyor musun Tonguç'um? Hocam bana köfte hor diyorlar arkadaşlar. Harikasın. Köfte sevene köfte hor denir diye güzel bir mantığımız var. Meatballs, köfte topları ve stick, ızgara. Burada ne diyeceğiz? Grill diyeceğiz ama grill dememiz lazım. Bu bunların sıfatı oluyor yani. Haşlanmış patates, tavuk rosto, işte buharda pişmiş sebze gibi. Burada fried güzel yazamadım. Grill dedik. Cake ve chicken'da da ne diyeceğiz? Baked, yani fırınlanmış. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yollayalım. Donguç Dershane sundu.